Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Saadet Gelecek Grubu adına sizleri ve ekranları başında acaba da bu bütçede bizler için de bir şey var mı diye merakla bekleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyor. 2024 bütçesinin memleketimize refah, huzur ve bolluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek sözlerime başlıyorum. Öncelikle burada bütçe eleştirisine geçmeden önce bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bu bütçenin sorumlusu kim? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek başına hükümet olan Sayın Cumhurbaşkanı. Peki nerede Sayın Cumhurbaşkanı? Maalesef bugün bu mecliste bu bütçe Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sunulmuyor. Sorumlusunun olmadığı yerde bir bütçe teklifinden ziyade bu bir bütçe dayatması olmuyor mu? Bu nedenle kendi çalışmalarını anlatmayacak, bir yıllık çalışma takvimini ortaya koymayacak bir Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eleştirilmesi ne derece anlam ifade eder? Elbette bunu aziz milletimize paylaşmak istiyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız adına burada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey bulunuyor. Elbette kendisinin de şahsına bir saygımız var ve bizim için de saygın bir kişiliktir. Ama maalesef siyasi ömrü atamayla gelen bir kişidir ve her an bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınabilecek bir kişinin bütçeyi savunmasını elbette doğru bulmadığımızı da ifade ederim. Bu sözlerim Sayın Cevdet Yılmaz'ın şahsına değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısına yüklenen misyonla ilgilidir. Bütçenin başarısı hükümetin verdiği güven ile doğru orantılıdır. Birbirine zıt politikaları çok kısa aralıklarla uygulamayı koymuş, milletin huzurunda bu can bu temde olduğu müddetçe diye başlayan yemin ve sözlerle söz vermiş bir kişinin sözünden caymasından sonra getirmiş olduğu bu bütçeye kim, hangi sektör, hangi kesimler güvenecektir? Nas söyleminden cayarak ortaya koymuş olduğu politikalardan sonra faizlerin yükseldiği bir ülkede hep beraber maalesef bedellerini ödemeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı daha çok değil, 2021 yılında bir kısım arkadaşlarını bir gece yarısı kararnamesiyle görevden aldı. Sayın Adalet Bakanı ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanı iş çevrelerini, iş örgütlerini ziyaret ederek hem demokraside hem hukukta reform yapacaklarını, dolayısıyla Türkiye'ye güvenerek yatırım yapmalarını istemişti. Aynı sayın bakanlar bir gece yarısı kararnamesiyle aflarını diledikleri için Sayın Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmışlardı. Yerlerine bambaşka politika izleyen, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı artık eski politikalarından çark ettiği için Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni politikalarını uygulayan bir ekonomi yönetimi iş başına geldi. Şayet sizin iş örgütlerine göndermiş olduğunuz Adalet Bakanınız ve Hazine ve Maliye Bakanınızın ömrü bir gece yarısı kararnamesiyle sınırlıysa o bakanlarınızın ortaya koymuş olduğu icraatlara kim güvenecek? Ve yine siz faizlerin yükseltilmesini talep eden arkadaşlarla asla yol yürümeyeceğim dedikten sonra faizlerin artması lazım yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini kabul edemem diyen Sayın Şimşek'i iş başına getirerek arkadaşım değil ama faizleri artırsın diye mi iş başına getirdiniz? Yoksa faizin artması gerekenleri dost ve arkadaş olarak mı edindiniz? Bu konuda da kamuoyunu tatmin edecek adımlar atmanız gerekmektedir. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı bir seçim beyannamesi sözü olarak Nisan 2023'te milletin huzurunda bir söz verdi. Asla faizleri artırmayacağım, hatta faizleri daha da düşüreceğim. Faizler düştükçe göreceksiniz ki enflasyon da düşecek. Peki siz seçimlere giderken ve seçimlere sadece bir ay kalmışken faizleri düşüreceğinize dair bir iddia ortaya atıyorsunuz ve bunu da hani derler ya ölümü gör der tarzında bu can bu tende oldu müddetçe diye kuvvetlendireceksiniz ve sizin bu sözünüze ve vaatlerinize güvenerek planlarını yapan iş adamları Haziran ayından itibaren faizlerin kademeli olarak yükseltildiği ve sadece 5 ayda %8,5'tan %40'a çıkan faizleri gördüğü zaman sizin hangi sözünüze, hangi politikanıza, hangi bütçenize güvensinler? Dolayısıyla buradan özellikle şunu da ifade etmek istiyoruz. Ekonomi yönetiminin demokrasi ve hukuk reformu iddiasıyla iş adamlarını gezerken bir gece yarısı kararnamesiyle ansızın nasıl görevden alındıklarını ifade ettim. Hukuk olmadan, demokrasi olmadan, otoriter bir sistemle bu ülkenin ekonomisini düzelteceğinize inanıyorsanız bu yoldan bir an önce vazgeçmenizi size tavsiye ve salık veririz. Bir diğer önemli husus da bütçenin hazırlanması konusunda geçmişe dair birçok işleyişin değiştirilmiş olmasıdır. Artık bütçeyi
Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde Cumhurbaşkanlığı değil, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hazırlamaktadır. Yani bakanların devreden çıktığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın başat aktör olduğu bir bütçe hazırlanma süreciyle maalesef karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte iki başlı bir bütçe yönetim sürecine geçildi. Bütçe politikalarını belirleyemeyen bir Maliye Bakanı, maliye politikalarını, vergi politikalarını, harcama politikalarını üzerine nasıl bir çalışma yürütebilir? Üretse bile bütçedeki bu iki başlı yapı nedeniyle politikalar ne kadar etkili ve verimli olabilir, ne kadar inandırıcı olabilir? Ayrıyeten alelacele meclise bütçe teklifini sunup plan ve bütçe komisyonunda yapılan eleştiri ve düzeltme önergelerini dahi dikkate almadan yürütülen bir yasama süreciyle meclis iradesini görmemezlikten gelerek hazırlanan bir bütçeden bu millete ne fayda gelir? İktidarı temsilen Sayın Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki kez 60'ar dakika süre kullanıp bütçeyi savunacak ve eleştirilere cevap verecek. Bu süreçte şunu gösteriyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi hesap vermekten ve sorgulamaktan kaçınmakta, süreleri daha ziyade iktidar lehine kullanan bir meclis sürecini işletmektedir. Bizler burada hesap soruyor isek ve bir şeyleri soruyor isek bu aziz milletimizin sorunlarına derman olmak, onların sorunlarıyla hemhal olmak adına yapıyoruzdur. Ayrıca bunu şunu da ifade etmek isteriz ki gerçek dost ve memleket sevdalıları iktidara karşı ve iktidarın yüzüne bakarak yanlışlarını söyleyebilendir. Yalakalık eden, her politikasını alkışlayan kişiler iktidarın dostları değil, ancak düşmanları ve ancak başarısız olmasını isteyenlerdir. Kardeşlik de, memleket sevgisi de iktidara yanlışlarını hatırlatmayı gerektirir. Biz kardeşane bir şekilde düşüncelerimizi ifade etmek isterken, yanlışlarınızı, hatalarınızı ve bu ülkeyi 21 yılın sonunda getirmiş olduğunuz vaziyeti ortaya koymak için mücadele ederken ve adeta sizler ise bildiğinizi okumaya, her rota değişikliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir bildiği var diyerek alkışlamaya devam ediyorsunuz ve minberdeki Hazreti Ömer'e eğer yanlış yaparsan seni kılıçlarımızla düzeltiriz diyen sahabilerin ahlakıyla ahlaklanmadan Sayın Cumhurbaşkanı her ne yaparsa yapsın bir bildiği vardır anlayışıyla hareket ediyorsunuz. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir haksızlıktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu yanlış politikalarını devam ettirmesine sebep olmaktadır. Çünkü ben faizi yükseltelim diyenlerle yol yürümem diyen bir cumhurbaşkanı faiz yükselmelidir diyenlerle yol yürüyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız hayırdır? Bu politikanın sebebi nedir diye sorgulamanız lazım. Nasıl olduğu yerde, Allah'ın hükmünün olduğu yerde sana bana söz söylemek düşer mi diyen bir cumhurbaşkanı nasıl olduğu yerde durdukça kendisi bu politikasını değiştiriyorsa Sayın Cumhurbaşkanım siz ekonomi politikalarınızı nasıl dayandırdınız? O zaman bu yeni ekonomik politikalarınız nasıl aykırı mıdır diye hesap sormazsanız Sayın Cumhurbaşkanı her gün bu milletin gazını alma adı altında zikzak çizecek, politikalarını değiştirecek ama maalesef maliyetini 85 milyon ülke olarak bizler ödemek zorunda kalacağız. 21 yıllık iktidarınızdan meclisin çalışma sistematinin geliştirilmesi beklenirken maalesef bütçe çalışmalarında da sürekli meclisi devre dışı bırakan bir siyasi süreci yönetiyorsunuz. Bu nedenle bir kez daha buradan ifade etmek isteriz ki derhal bu anlayışı terk edin. Zira sıkıntıyı ve sorunlarını yaşayan milletimiz olmaktadır. Ben yaptım oldu mantığıyla bütçe yaparsanız karşımızda nereden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir bütçe çıkmış oluyor. Ama şunu iyi biliyoruz ki bu tavrınızın nedeni bu bütçeyi aziz milletimizin dikkatlerinden kaçırmaktır. Çünkü bu bütçede milletimiz yok, bu bütçede vatandaşlarımız yok. Değerli milletvekilleri, siyaset bir iddia, iktidar ise bir ispat yeridir. Bir iktidarın kimin iktidarı olup olmadığı ve iktidarın başındaki kişinin kimin adamı olup olmadığı bir iddiaya göre değil, meclise sunulan bütçeye göre belirlenir. O halde bu bütçede kimin olup olmadığına bakarak bu iktidarın kimin iktidarı olup olmadığını elbette hamasete göre değil, bütçe verilerine göre belirlemiş olacağız. 1996 yılında Refah Yol Hükümeti ile iş başına gelen rahmetli Erbakan Hoca'nın hazırladığı bütçe denk bütçeydi. O bütçede rantiyecilere yer yoktu. O bütçede faiz giderlerine yer yoktu. O bütçede kartelci, ihaleci iş adamlarına yer yoktu. O bütçede memur vardı, işçi vardı, köylü vardı, emekli vardı, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar vardı.
Kısaca millet vardı ama milletin düşmanları yoktu. Bir de gelin sizin yapmış olduğunuz bütçeye bakalım. Bu bütçede millet yok ama faiz lobileri var. Birkaç sermayedar şirket var. Sömürgeci kredi kurumları var. Bu bütçe ülkemizi sömürtüren, süründüren, milletimizi ezen klasik bir faiz lobicisi bütçesidir. Bunu biz çok iyi biliyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Birazdan verilerle bunları açıklamaya çalışalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki milletvekili arkadaşlarımızın da bu verilere hak vereceklerini ama maalesef Cumhurbaşkanımızın bir bildiği vardır diyerek yine sessizce itaat edeceklerini üzülerek görmüş olacağız. Değerli milletvekilleri, uyuyan bir insanı uyandırmak çok kolaydır. Ama uyuyormuş numarası yapan birini asla uyandıramazsınız. Çünkü siz onu her dürttükçe aslında niçin dürttüğünüzü biliyordur ama gözlerini kapatıp uyku numarası yapmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu sözlerimi uyku numarası yapanlara değil, uyuyanlara ifade etmiş oluyorum. Bu bütçede niçin millet yok? Niçin vatandaş yok da faiz lobileri var, ihale kartelli şirketler var? Bunu da rakamlarla ifade etmeye çalışalım. Siz bu bütçede yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlara sadece 280 milyar 35 milyon bir para harcıyorsunuz. Tarım kesimine ise 294 milyar harcıyorsunuz ki kanunen vermeniz mecburi olan rakamların bile altında olan bir tutar. Ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması için sadece 42 milyar ayırıyorsunuz. Sanayinin geliştirilmesi, üretimin ve yatırımların desteklenmesi için 82 milyar harcıyorsunuz. Dikkat buyurun lütfen, özellikle iktidar partisi milletvekili. Bütün bu rakamlar millet için ayrılmışken faiz lobicilerine ne kadar ödenek ayırıyorsunuz? 1 trilyon 254 milyar. Veriler ortada. Bu verilere göre varın, iktidarın, milletin iktidarı mı olduğunu, faizcilerin iktidarı mı olduğuna siz bu verilerle karar verin. Hamasetle milletin adamı, hamasetle milletin iktidarı demek kolay. Ama rakamlarla milletin iktidarı mı, faizcilerin ve kartecilerin mi iktidarı olduğunu anlatmak ise bir iddia değil, bir ispat işidir. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin yerine Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızdan siz kimin iktidarısınız sorusunun cevabını verilerle ortaya koymasını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Merkez Bankası politika faizinin şimdilik %40. Çünkü henüz 2026 yılına kadar faizin tek haneli rakamlara düşeceğini bir iddia olarak ortaya koyan iktidar partisinin faizleri burada tutma şansı yoktur. Ticari kredilerle tüketici kredilerin şimdilik %60'larda olduğu bir ülkede ne ticaret yapılır, ne üretim yapılır. Olsa olsa insanlar evini, arabasını satıp mevduat faizini yatırarak faiz gelirleriyle geçinmeyi tercih eder. Bu bütçe teklifinizin sizin milletimizi ezmeye devam edeceğinizin bir işareti olduğunu da ifade etmek istiyorum. Vergiyle eziyorsunuz, faizle eziyorsunuz, milletin doğmuş ve doğacak bütün evlatlarını borçlandırarak adeta geleceklerini ipotek altına alarak eziyorsunuz. Bu bütçe ülkemizi uluslararası finans baronlarının bağımlısı haline getiren ve Filistin davasında milletimizin haklı hassasiyetlerine dair icraata dönük niçin bir adım atamadığınızın göstergesi olan bir bütçedir. Çünkü ekonomisi güçlü olmayan, faizini millete ayırmayan, faizini kartelcilere, uluslararası tefecilere ayıran bir iktidarın uluslararası alanda söz söylemesi kolaydır ama icraat yapması çok zordur. Bu devlet büyük bir devlettir. Uluslararası arenada neler yapabileceğini dosta düşmana gösterebilecek bir devlettir. Ama maalesef bu devleti yöneten iktidar olarak siz yapmış olduğunuz ekonomik politikalarla bu devleti sıkıntılı bir sürece geçirdiniz. Onun için bu milletin, bu devletin kendisine layık bir iktidarla bir an önce yüzleşmesinin zamanı geldi de geçiyor. Bu bütçe iktidara dışa bağımlı hale getiren bir bütçedir. Ayrıca bu bütçe borç yüküyle garip gurabayı ezen birkaç yandaş sermayeyi büyüten bir bütçedir. Bu bütçe rantiyi besleyen bir bütçedir. Gözü doymaz birkaç çeteyi doyuran bütçedir. Başka kim var bu bütçede derseniz Londra tefecileri var, Amerikan tefecileri var ve faiz lobileri var. Onun için bu bütçede maalesef millet yok ama milletin düşmanı olan herkes var. Kısaca milletimiz yok demiştik bu bütçede. Esnafımız yok, sanayicimiz yok, çiftçimiz yok, memurumuz, işçimiz, asgari ücretimiz yok, emeklimiz yok bu bütçede. Değerli milletvekilleri, milletimizin hakkını alamadığı, milletimizin olmadığı bu bütçeye elbette sessiz kalmamız mümkün değil.
Bu koltuklar gelip geçicidir. Bizden önce de nice milletvekilleri geldi, bizden sonra da nice milletvekilleri gelecektir. Önemli olan milletten yana tutum olmak, baki kalan bu kubbede hoş bir sayda bırakabilmektir. Dolayısıyla tarih sadece milletten yana tavır koyanlara minnet dağınacaktır. Bütçe gider kalemleriyle ilgili bir karşılaştırma yaptığımızda bu bütçenin %23'ünün personel giderlerine, %38'inin cari giderlerine ve %11'inin de faiz giderlerine gittiğini görüyoruz. Onun için bu yüzdeler de bu bütçenin milletin bir bütçesinin olmadığının bir göstergesi. Bu bütçede de enflasyon almış başını gidiyor. Gelir dağılımında adalet bozuldu. Az evvel değerli İstanbul milletvekilimiz de Necip Fazıl'dan örnekler vererek bunu veciz bir şekilde ifade etmeye çalıştı. Faiz oranları aşırı oranda arttı ve birçok alanda olduğu gibi iktidarın ekonomik yönetim anlayışı da iflas etti. Bu anlayış ekonomiyi de iflas ettirmiştir. Bütçe hazırlığına bakıyoruz, fiyasko. Bütçe sürecine bakıyoruz, fiyasko. Çözüm derseniz zaten yok. Ne var peki derseniz sadece yapacağız, edeceğiz cümleleri. 21 yıldır iktidardasınız değerli vekiller. Hala ecek acak ekleriyle yapacaklarınızı ifade etmeye çalışıyorsunuz. Hala bu hedefler tutmadı, başka hedefler verelim şeklinde sürekli yeni hedef yenilemekle bu aziz milleti oyalamaya çalışıyoruz. Soruyorum size Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız, bu bütçeyi hazırladınız ama siz sadece otomat makinesi düğmesi vazifesi mi icra ediyorsunuz? Gider artınca otomat gibi vergi ve harçları artırıyorsunuz, borçlanıyorsunuz. Bunu gelişen teknolojide yapay zeka da insandan daha iyi yapar. Hatta yapay zekanın hata yapma şansı sıfırdır, insanın hata yapma şansı vardır. Dolayısıyla sizin yapay zekanın yapacağı işleri değil, insanın yapabileceği bir vizyonu, bir ekonomi anlayışını ortaya koymak gibi bir mecburiyetiniz var. Bütçe açıklarını sadece vergi gelirleri ve harçlarla artırarak bu milletin derdine derman olamazsınız. Tasarrufu aklınızın bir kenarına koymadan bu ülkenin dertlerine derman olamazsınız. Ve tasarrufa da Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı mekanlardan ve imkanlardan başlayarak başlamazsanız ne bakanlara, ne bürokratlara, ne de millete tasarruf yaptıramazsınız. Onun için tasarrufun en üst perdeden başlaması gerektiğini bir kez daha bu bütçe vesilesiyle ifade etmek istiyorum. Asıl olan itibar uluslararası arenada güçlü olan bir ekonomiye sahip olmaktır. Makam araçlarınızla, binalarınızla uluslararası arenada herhangi bir boy göstermenizin önemi yoktur. Güçlü olan bir ekonomisi olan bir ülke olarak savunma sanayinde Amerika'dan, Almanya'dan ya da başka ülkelerden savaş uçakları temin etme mecburiyetinden olmayan bir ülkeyseniz onurlu ve itibarlı bir ülke olabilirsiniz. Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız ekonomiyi sadece para politikaları ve Merkez Bankası'ndan ibaret sanan politikalar ortaya koyuyor. Atanmış olan Hazine ve Maliye Bakanımız ülke ülke gezerek para dileniyor ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin artmasıyla da övünüyor. İyi de bu boş kasayı size kim teslim etti? Siz bu iktidarı yeni devralmıyorsunuz ki. Merkez Bankası rezervlerini artırmak için uğraştığınız bu ekonomik düzeni sizin de bir ara mensubu olduğunuz 21 yıllık AK Parti iktidarı sağladı. Dolayısıyla AK Partililerin boşalttığı kasayı yine bir AK Partili doldurmakla övünme gayreti içerisine giriyor. Ama o rezervlerin de sizin ülke ülke gezerek dilenerek toplamış olduğunuz swaplardan oluştuğunu dost düşman herkes biliyor maalesef. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek çıkıp ben enkaz devraldım gibi bir edebiyatla karşımıza çıkabilir. Zaten devir teslim töreninde de artık rasyonel politikalara dönme zamanımız gelmişti ifade demişti. Sayın Maliye Bakanımız da hazineyi devrederken derin bir oh çekmişti. O da herhalde al bakalım gör gününü boş kasayla ne yapacaksan yap diye Hazine ve Maliye Bakanlığından kurtulmuş olmasının sevincini derin bir oh çekerek kamuoyu önünde paylaşmıştı. Evet Sayın Şimşek, bunu siz bilerek ve isteyerek bu görevi aldınız. Peki ne yaptınız ekonomiye dair çözümleriniz nerede? Bütçe neden bu halde? Ezilen kim? Sadece faiz oranlarında artışla ekonomi rayına girer mi? Nerede sizin maliye politikalarınız? Ama durun, hakkınızı da teslim edelim. Çünkü Allah var, vergi politikalarında çok iyisiniz. Vergiyi dolaylı vergilerle artırma konusunda çok mahirsiniz. Göreve gelir gelmez de
hemen bir ek bütçe ve yeni vergi gelirleri ihtas ettiniz. Üzerine bir de vergi oranlarını artırdınız. Yani AKP'nin yanlış ekonomi politikalarının ve dolayısıyla yanlış ekonomi yönetiminin faturasını maalesef 85 milyonluk aziz milletimize kestiniz. O faturanın müsebbibi olan iktidara, o faturayı çalan çetelere hiçbir zaman bir maliyet yüklemediniz. Öyle yağma yok. Artık bu gerçekleri yüzünüze haykıracak bir meclis var. Yani Saadet Partisi var, yani Gelecek Partisi var. Attığınız her adımı takip edeceğiz. Bu milletin, bu fakir fukaranın bir kuruş hakkını dahi sizden sormazsak namerdiz diyerek bu konuda da nefesimizin ensenizde olduğunuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ey iktidar sahibi ve onun destekçileri, ayağınızı denk atın, nefesimiz sürekli ensenizde olacak ve bu milletin hakkını savunmak bizim boynumuzun borcu olacak. Şimdi de gelelim 2024 bütçe teklifinizdeki gelir gider rakamlarınıza. Bu sizin 2024 bütçenizin gelir gider rakamları. Bütçe gelirlerinin 8 trilyon 437 milyar olduğu yerde bütçe gelirleri 11 trilyonu aştı. Yani bütçe açığı 2 trilyon 651 milyar olan bir bütçeden bahsediyoruz. Faiz dışı, yani faizi bir tarafa bıraktığımız zaman dahi ilk kez uzun bir aradan sonra faiz dışı açık veriyorsunuz. 1 trilyon 397 milyar faiz dışı açık veriyorsunuz. Bu bütçenin milletin mi, faizcilerin mi bütçesi olduğunun en net göstergesidir. Bu ülkeyi yeniden borçlandırarak mı bu ülkeyi yöneteceksiniz, yoksa gerçekten bu ülkenin borçlarını azaltarak mı bu ülkeyi yöneteceğinizin bir göstergesidir. Bu sizin Filistin meselesinde söz ve hamaset dışında bir adım atamayacağınızın bir göstergesidir. Dolayısıyla bu göstergeler orta yerde dururken kalkıp bize millet adına çalıştığınıza dair hamaset yapmayın. Bakın bu veriler bir kırmızı alarmdır, bir tehlike işaretidir. Uluslararası ekonomik standartlara uymuyor bu verilerimiz değerli vekillerim. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının %3'ü aşması bütün uluslararası ekonomik standartlar açısından bir tehlike çanıdır. Fakat siz bu tehlike çanını duymaktan ziyade bunu davul ve zurna ile karşılıyorsunuz. Ülkemizi nasıl bir çıkmaza sürüklediğinizin farkında bile değilsiniz. Bütçe gelirinin bütçe giderini karşılama oranı 2024 için %76.08'e düştü. Her geçen gün ülkemizi çıkmaza ve bataklığa sürüklüyorsunuz. 2024 bütçe teklifine dair yüzdelikleriniz. 2024 yılı bütçe teklifinizden bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Faizin vergi giderlerine oranı %15. Yani milletten topladığınız her 15 lirayı tefecilere vermeye devam ediyorsunuz. Gereksinimin gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise %6.45. Giderin gayri safi yurt içi hasılaya içerisindeki payı ise %27'ye çıkmış. Ekonomi küçülüyor, borçlar büyüyor, yükler artıyor, sorunlar çözmüyor ama siz görmemezlikten gelmeye, hala hamaset şarkıları söylemeye devam ediyorsunuz. Bir de geçmiş dönem bütçe verileriniz var. Bu da sizin pek de sağlıklı olmayan bir karneniz. 2023 Ekim ayı itibariyle bütçe açığınız 608 milyar TL'yi aşmış durumda. 2022 yılı bütçe açığının 4 katından fazla bir orandan bahsediyoruz. Bütçe açığı yetmezmiş gibi bir de üstüne 2019 yılından beri faiz dışı açık sorunuyla bu ülke ekonomisini yüz yüze bırakıyorsunuz. Buradaki sonuç yeni bir sonuç değildir. Buradaki sonuç sizin geçmiş yıllarda ekonomi yönetiminde yaptığınız hataların, yanlışların bir sonucudur. Yani 2002'den bu yana halının altına süpürdüğünüz kirli işlerinizin bugünkü bir sonucudur. Bugün ortaya çıkmış bir şey değildir. Ama gel gelelim siz yine kendi faturanızın maliyetini maalesef millete kesiyorsunuz. Vergi yükünü arttırdıkça artırıyorsunuz. Faiz yükünü arttırdıkça artırıyorsunuz. Bütçe vergi gelirleriyle ilgili kalemlere baktığımız zaman ise bu bütçenin maalesef kazanından değil sabit gelirinden elde edilen vergilerle elde edilmiş bir vergi olduğunu görüyoruz. Bütçe gelirlerinin %89.69'u vergi gelirlerinden oluşuyor. Ama dolaysız vergilerin, yani direkt kazançtan alınan vergilerin oranı sadece %35 iken dolaylı vergilerin, yani milletin ödediği vergilerin oranı ise
%63. KDV ve ÖTV'nin toplam vergi oranı ise %57. Yani siz dolaylı vergilerle aslında iş adamlarını beslemeye, fakir fukarayı ise semirmeye devam ediyorsunuz. Bu sizin 22 yıllık iktidarınızda sürekli dolaysız vergilerin düşük, dolaylı vergilerin yüksek olduğu bir tablodur. Ve siz bu tabloyu sadece bu yıl değil, 22 yıldan beri bu millete yaşatmaya devam ediyorsunuz. Gelir vergisi tarifesinde düzenleme yapmalısınız. Tarife dilimlerini artırmalı ve oranları düşürmelisiniz. KDV ve ÖTV'de yaşanan oransal artışları geri çekmelisiniz. Bu oranları makul düzeye aşama aşama düşürerek vergi yükünü azaltmalısınız. Vergi reformu yapmadan vergi kayıp ve kaçağının önüne geçemezsiniz. Bu kadar ağır yükü olan başka ülkelerde isyan çıkar. Siz ise milletimizin devlet sevgisini suistimal edip milletimize yüklendikçe yükleniyorsunuz. 2024 bütçe teklifinizde faiz harcamalarının 1 trilyon 254 milyar olduğunu ifade etmiştim. Merkez Bankası politika faiz oranı %40'a çıktı. Bakın siz 2003'ten 2022 bu yıla kadar 2022 dahil toplam 1 trilyon 538 milyar faiz ödemişsiniz bütçelerinizde. Bu sene 19 yılda ödediğiniz vergi kadar faiz kadar faizi sadece bir yılda ödeyeceksiniz. Bu artış grafiği neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Sizin yıllarca baskıladığınız ekonomik politikalarının, yıllarca örtmeye çalıştığınız kirli işlerinizin artık bu millete önümüzdeki yıldan beri itibaren ne bedeller ve ne maliyetler ödediğinin bir göstergesidir. Bakın 2023'te 5 milyar olarak gerçeklenen şen faiz gideri için 1 trilyon 254 milyar ki hiçbir hedefinizin olumlu manada tutmadığını çok iyi bildiğimiz için bu 1 milyar 254 milyarın daha da yukarı çıkacağı bir sürece işaret ediyor. Peki ey Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız, hani siz faize karşıydınız? Hani siz faizcilere karşıydınız? Hani Nas'ın olduğu yerde faize gider olmayacaktı? Hani siz faizcilerin değil milletin iktidarıydınız? Peki bu rakamlar bize neyi söylüyor? Nas dedikten sonra nasıl anladıysanız faizleri şahlandırdınız. Faiz giderlerini 1 trilyonun üzerine çıkardınız. Emin olun şayet nefesiniz yeter de 2025 bütçesini de bu meclise getirirseniz bütçe açığının çok daha fazla arttığı, faize ayrılan bütçenin çok daha arttığı bir bütçeyle bu milletin karşısına çıkmak mecburiyetindesiniz. Çünkü çuvalın altı delik, kasanızın altı delik, sürekli fareler dadanıyor o kasaya ve millet değil o fareler bu hazineyi kemiriyor. Dikkat edin, önümüzdeki sene burada Allah ömür verdi hep beraber olursak göreceksiniz ki bütçe açığınız da bundan fazla olacak. Faize aydınız para da maalesef bu rakamlardan daha fazla olacak. Bütçe gelirlerinin faiz içerisindeki harcamalarına kısaca değinmiştim. Sürem yeterli olmadığı için biraz hızlandırarak bu verileri devam ediyorum. Yine ifade ettiğim gibi. Son bir dakika buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Maalesef yanlış ekonomik politikalarla ve baskıladığınız gerçek olmayan enflasyon oranlarıyla milleti eziyorsunuz ve onların da satın alma güçlerini her geçen gün düşürüyorsunuz. Burada yine bir diğer önemli tablomuz olduğu için süratli bir şekilde gösteriyorum. Sanki enflasyon bir dünya gerçeğiymiş. Hayır, enflasyon bir AK Parti gerçeğidir. İşte burada görüyorsunuz Türkiye'nin faiz oranıyla kendisine en yakın ülke olan Kolombiya'nın faiz oranı. Bu faizin bir AK Parti gerçeği olduğunun bir göstergesidir. Ve yine gıda enflasyonunda sanki bütün dünyada gıda fiyatları artıyormuş gibi bir algı oluşturuyorsunuz. Hayır, gıda enflasyonu dünyanın değil, AK Parti'nin bir gerçeğidir. Bunu da ifade ediyorum. Ve burada da son kez sizin 2011 yılında verdiğiniz ama tutturamadığınız karnenizi aziz milletimize göstererek yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.